geliyor, kurt geliyor. Türkiye'de üstüme kebapçı tanımam. Adana'da değil de Türkiye'de ustası olmayan tek usta benim. Benim hiç ustam olmadı. 20 senedir de kebapçılık yapıyorum. Kendi başına öğrendin. Kendi başıma öğrendim. Helal olsun. Bir yaptım tuzlu oldu, bir yaptım tuzsuz oldu, bir yaptım döküldü, döküldü, yaktım. Ama şimdi benim üstüme ben usta tanımam. Efendim selamlar sevgiler, Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Adana'dayız. Hayır, kızı o kadar çikolata yedirecek, kalp krizi geçirecek ondan sonra. Peki Adana'da ne yenir? Tabii ki Adana kebap yenir. Neredeyiz? Tablacı Yusuf Usta'nın yanındayız. Oğlum şu arabadaki lezzetler bir tek bana mı çok leziz geliyor ya? Bilmiyorum ya. Biraz böyle hafif böyle... Yaramaz geliyor. Yaramazlık yapmak istiyorum yani. Böyle lezzet duraklarında durup birazcık yaramazlık yapıp kendimi şımartmak istiyorum bu tarz duraklarda. Ama tek sorunu bu tarz olaylarda kart geçmiyor abi. Ve kart dediğin zaman şöyle bir moral bozukluğu oluyor. Kart yok abi. Adamın canı sıkılıyor yani, sen kartla ödemek istediğin ama olsa bile canı sıkılıyor yani. Ben mesela şey diyorum abi, kusura bakma kartla ödeyeceğim. Neyse çekelim. Niye canlar sıkılıyor onu da anlamadım. Kart işin içine kart girdiği zaman niye canlar sıkılıyor onu hala anlamadım. 2023 yılındayız. Vergi. Şimdi yanına geçip bir Adana kebap rica edeceğim. Ama onun da içine çok güzel bir tablacı salatası yapmasını isteyeceğim. Bakın sesleri duyuyor musunuz? Yapmaya başladı zaten. Hadi. Videoya o başlıyoruz. Ses. Hazırsanız tık 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 geçiyoruz. Tık 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 tık. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın abim, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler. Sağ ol abim. Nasıl işler güçler? Teşekkür ederim abi, çok şükür. Şimdi çok Yusuf şükür. Usta'nın kebabı lezzetlidir. O... Abi lezzetli. Abi eti bir göster ya, Yusuf Usta'mızı gördük. Adana evet kebabını. Ya. Bir sırrı var mı? Abi lezzetli kebabın bir sırrı öncelikle elin lezzetli olacak. Verirsen... Yusuf Usta'nın elini... Elinin lezzeti yoksa demek ki lezzetli olmuyor mu bu? Lezzetli. Arkadaşlar bak eline. Ele bir bakın. Mevzu burada elin lezzetiymiş. Parmaklar. Mükemmel gözüküyor. Avuç içi, el. Kudurduğunuzu görüyorum şu anda. Of yalanır. Ne güzel yenir. Lezzetli, şifa, leziz. Dediğinizi sıkıştırılır. Görüyorum. Yapacak bir şey yok. Ben vallahi bir oturuşta bu elden 3 tane yerim. Her adam da onu yapamaz. Öncelikle elin lezzetli olacak. Her adam kebapçı olamaz. Olam. Benim tam elimin tamamı lezzetli olmayabilir ama şu orta... Olamaz. Peki sen ne zaman kebapçı oldun? Abi ben Adana'da değil de Türkiye'de ustası olmayan tek usta benim. Benim hiç ustam olmadı. 20 senedir de kebapçılık yapıyorum. Kendi başına öğrendin. Kendi başıma öğrendim. Helal olsun. Bir yaptım tuzlu oldu, bir yaptım tuzsuz oldu, bir yaptım döküldü, döküldü, yaktım. Ama şimdi benim üstüme ben usta tanımam. Maşallah diyelim. Eyvallah. Şimdi kebap üzerine biraz konuşalım. Kebap. Göster ya kebabı ya. Tarafa. Ha şunu göster. Aha. El kıyması. El kıyması. Geldi, şifa geldi. Tamam. İbo oraya gideceğiz. Sen bana bundan iki tane yap. Gidelim. Tamam başlayalım. Vlog. Kebaba kuyruk yağı girer mi? Kuyruk yağı olmazsa kebap... Girer abi, kuyruk yağı girmez mi ya? Kebap olmaz. Kebap olmaz. Limanın içinde kök biberi olmazsa kebap kel kalır olmaz. İlla ki kök biberi olacak. Yani kök biberi dediğimiz bizim Adana iline ait Karahisarlı salçası derler bizim burada. O salça biberi, kök biberini burada kıyıp... Sıkıp, ustamın elinin lezzeti, elini yıka diyenleri görüyorum. Ya saçma sapan konuşma, saçma lezzeti mi gitsin abi. Adamın elinin? Harbiden ya, duymamış olayım. Elini yıkasa bu dürüm olsa 10 lira eder. Yıkamadan gelirse 100 lira, 150 lira. Masan et kel kalır, bak şimdi. Eli yıka diyor ya. Bak et kel kalır elini yıkarsa. Etin. Özellikle şu gördüğünüz suya da elini batırıp oradan devam etmesi, bunu şu suyu içilir biliyor musun şu su? Leziz bir suyu. Of. Yakışıklı eder, lezzet verir. Peki sen kuşbaşı yapıyor musun? Yapıyorum. Ben bir şişte kuşbaşı istiyorum. Hemen ne demek? Hemen ne demek? Peki kuşbaşın da mı kuzu? Her şey kuzu abi. Bizde dana, keçi olmaz abi, düve olmaz. Sadece kuzu. Kuzu eti abi. Çünkü şimdi sağ ol. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Evde hazırlayanlar için. Evet. Kaç gün ete ne kadar kuyruk yağı girerse lezzetli olur? Şimdi etin, o koyunun, o kuzunun... Şurada sinek uçuyor ya mesela,
O da girse işin içine. Ne kadar yağlı olur. Asıl o zaman. Şimdi bazı koyunları kesersin çok yağlı çıkar. Yağ koyamazsın. Kendi yağına yaparsın. Bazı kuzular vardır yağsızdır. Usta biliyor. Yağsızda vereyim yüz üstü. Bir daha yiyin. Bizim kuş bak böyle. Bu elini bir daha yiyeceksin abi sen. Olmazsa kebap olmaz abi. Bu bu. Yana olmaz. Ekmek. Kebabın olmazsa kebap olmaz diğer şey ya. Az bir şey tuz olmaz, attık. Kel kalır. Yetecek kadar toz biberini attık. Eti ezdik. Daha iyi bir diye. Pişti evet, şu an yerim ben bu eti. Ama sizin o şef ne demişti evet. Çağrı abi? Bunu yapmayın mı demişti? Ete vurmayın mı demişti? Ete vurmayın dedi şef. Dedi ki içindeki sinirleri ezmeyin. Yağları yağsız alıp bir eti yağsız almaya çalışmayın dedi mesela o şef. Yağ dedi lezzeti veren şey zaten. Dedi. Bu soğan iyi bilemez. Şef ne anlar la bu adamdan yiyeceksin. Bunu soğana başlıyoruz. Bunu soğana başlıyoruz abi. Belki yaptın abi. Yok atacağım. Bir tane kıyma ver oradan. Bak elinde kaldı ya soğan. Onu böyle diye alacaksın işte. Lezzeti orada. Olmaz. Eksik kalır. Kusuz da olmaz. Salata kel kalır. Şimdi bu sumanlı soğan salatası. Allah Allah. Terimleri çok iyi ya. Ablacı çoban salata oluyor. Bu arada keller alınmasın. Salata kel kalması kötü bir şey değil arkadaşlar. O zaman. Dürümün içine de fazla domates girmez. Çok sulandırır ekmeği. Çamur gibi olur. Kebabın lezzetini alır. Doğru. Evet, aslında dürüm soğan salatayla yenir. Domates içine girmez. Ben de aynen öyle kel kalır. Domatesi az olsun. Domatesi az olursa daha lezzetli olur. Ben katılamadım ya. Domates her yere lezzet veriyor bence. Ben katıldım. Dürümde de katıldım. Dürümde de olsun ya domates lütfen ama ya. Ama fazlası harbiden şey oluyor abi ya. Ya o kadar da fazlası değil ama yani biraz olsun ya. Bak bunu koyduğu iyi. Çok hafif ıslatsın ya. Yumuşaklık. Domates güzel ya. Abi su salmaz bak. Burun koyduğu domates çok su salacak bir domates gibi değil yani. Evet. Bizim Adana'mıza has. Kebap pidemiz var. Sadece Adana bölgesinde. Tırnak pide ise yenir. Adana pidesi bu bak. Yok diyordun sen öyle bir şey. Adana pidesi ne ya? İzle bak. Bak. Al normal pide. Şimdi İstanbul'da ben böyle bir şey görmedim Çağrı abi. Bütün dürümleri böyle yapsalar çok iyi olur ya. Sen İstanbul'da ben seni çünkü dürümcüye götürmedim dostum İstanbul'da seni. Böyle mi yapıyorlar? Bir evet. Şefte ne arar la bu pide? Tırnak pide. Tırnak pide. Bu da benim ayıbım olsun. Sen amına koyayım Samet'le köri soslu tavuk yemeden kendi öz yemeğine zaman ayıramadığın için götüremedim. Tırnak pide köy içinde yere şeyimiz var. Çetin Usta'ya götüreceğim seni köy içine. Orada tırnak pidede bir Adana kebap yiyeceksin. Adana dürüm yiyeceksin. Bir de ben gittim mi artık bir dürüme iki tane Adana çektiriyorum. Ha. Anladın? Ha, biliyorsun işi. Kel kalır yoksa. Kel kalıyor yoksa öbür türlü bir tane. Böyle tüm ekmek kesiyoruz. Ben etin lezzetini almak istiyorum o yüzden yarım of, alacağım. Şu pidenin yanına bir peynir tamam, domates mesela, gibi o. Bir de biraz büyük mü lan? Karpuz. Yapabilirim. Böyle abi alalım böyle ince uzun. Ha yarıya bölüyor. Yok yarım olsun. Yarım mı olsun? Evet tamam. Böyle abiye de yarım. Tamam. Bu arada üç urubu da insanlara göstermiş olduk nasıl evet, olduğunu. Üç urub ekmekle şöyle alalım. Hani. Şu da Adana'ya has 3 hurur ekmek. Yarım ekmekten biraz fazla. 3 hurur ekmek. 3 hurur mu deniyormuş lan? 3 hurur mu? Ekmeğe koyduğumuz yerde biraz toz toprak olabilir. 3 hurur ekmek. Çok iyi. Kırmızı tane. Tabii. Ya öyle bir şeyler yapacak mısın? İstersen yaparım. Mesela yapalım. Bazı dostlarımız biberli ister. Acele aramız iyi. Sıkıntı olmaz. Of. Of. Şu ekmek var ya mükemmel lezzetli oluyor bu ya. Acıya da acıyı sever. Evet, aynen. Nesrin sipariş falan verirsen efendim. Gerçekten seninle konuşmam bak. Tamam. Söylemem merak etme. Sipariş verirsen haber ver kamera aç biz de bakalım ne sipariş ettiğine. Yeme hemen bitirme. Hemen yeme. Kontenti yeme hemen. Tamam ama vermeyeceğim bu sefer. Ben böyle ekmeğimizi toz biberle soslamış olduk. Buyurun. Of. İbo Usta kaç yıldır bu işi yapıyormuş? Kebabı yemekten sormak daha lazım hadi. Yani 20 yıldır yapıyormuş. Bunu yersen kebap yemiş gibi olur. Sen ne yersen? Kebabın fiyatını da öğrenelim. Kebabımız
şöyle. Tek şiş. Tek şiş kıyma 10 TL. 2 şiş kuşbaşı 10. Ne zaman atmışlar abi videoyu? Kaç dedi tek şiş? 10 TL. 2002 yıl. 2 yıl önce. Okey, 2 yıl önce normal. Bu her şey 10 TL. 10 TL. Sen tavuk kullanmıyorsun. Tavuk kullanmıyorum. Sadece kebap, Adana kebap. Peki bu tablacılığa nasıl başladı Yusuf Usta? Şimdi buranın 50-60'tır ya, %100 değildir bence. 80 tabii ki. Hele TL olabilir. 80 mantıklı. Yaşım 20 yaşına geldim. Bu tarz esnaflar 80'li yapmaz yani 50. Aynen 50. Bir süre sonra 100'e 50, geçer. 80 çok. Benim 50 olamadığım için ben de Adanalı olduğum için hani ben ne yaparım ne yaparım. Baba burası kebap. Yapsam kebap. Diyarı Adana değil mi? Adana'da ne kadar normal bir kebapçı da. Gittim iyi kötü bir tabla 60-70 liraya. Tamam bu adam 50 liradır. Biz çocukken babamız bize de kebap yapardı. Oradan anımsayarak. Oradan başlayarak. Çek hocam, çek artık. Sen kebap acılı olur. Tabii her insan yemez, tabii. Vur 3 taneyi. Çekiyoruz, çektik. 1. Ne mi? Bunu mu? Çekiyoruz. Şu 2. Aa, karışıklı yaptı. He? Evet. Bunu da denemek lazım. Salatamızı inceden koyuyoruz. 3 de geldi. Lezzetli. 3 vurun ekmek abi. 3 vurdu bak, gördün mü? Allah! Sarma işlemi çok fena. Evet. Girin amına koyayım, sarılıyoruz. Domatesi düşsene o esnada, domates amına koyayım böyle. Ne oluyor bize? O sarma işte bir de hızlı dağılıyor ya. Yine bir şiş, kuşbaşı. Evet, bir şiş daha da nasıyım abi. Karışıklı yaptı. Bak bak bak. Al domatesi, tablacı salatası evet, yapıyoruz. Çoban salata. Evet. Bunu iki vurur ekmek. Bak 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 bak. Bunu da Adana'dan çıktıktan sonra her yerde bilmezler. Hani ben... Turistik bölgeye İzmir'e Kuş Adası'na gittim geçen sene. Yani bizim Adana kebapla oranın Adana kebabının arasında dağlar kadar fark var. Ellerine kollarına sağlık. Yusuf Usta'm ben tadıma geçiyorum. Oh, öksürdü ya. Çok iyi. Lezzet takviyesi yaptı kardeşim. Abicim lezzet takviyesi yaptı. Yaptı. Lezzet takviyesi yaptı yani eline. Ben öldürüm yiyeceğim. Sağ ol abim, teşekkür ederim. Abi benim pideye şu elinin tersinde basar mısın? Size de kolay gelsin. Başlarını pişirdi. İstemem hemen. Şimdileri iyi almak için. Of. Yanına da of. Adana'dayız. Olmazsa olmazımız şalgamımız var. Şöyle müsaadenizle önce bir şalgama çal. İç iç ferahla. Yusuf Usta'nın dediği gibi kebap kebap pidesinde yenir. Şöyle tadına bakıyorum. Canım çekti. Söyleme sakın. 5 vurur. Yavru kebap. Yok artık sen 5 vurur. Söylete net mi? 8 vururlu söyle. İçerisinde ekledik kuyruk ya. Ben buradayım diyor. Çünkü hem kuşbaşında var hem de kebapta var. Abi de bakıyor arkadan ne anlatıyor acaba. Yanlış bir şey söylemesin diye. Gelirseniz mutlaka şalgam için bir kebabın en iyi. Abi 3 vursun şu ekmeği ya. Abicim daha sesli bir ortamda neden tadım yapmadın ya? Çünkü sesin duyuluyor ya böyle. Fiyatlara gelecek olursak Adana kebap 10 lira. Şey isterse yanında da üstünde acı kebaba şöyle. Yok beğenmedi. O kadar beğenmedi abi kebabı. Niye şey döktü hiç? Sıktı hiç mi? Limon, evet. Yok sıktı, hem limon sıktı. Limon kebaba ya. Takviye denemesi yapıyorsan kebabı sevmedi, bir de sevdiğin zaman genellikle ilk ısırıkta belli ediyorsun yani. Ben de sıkıyorum limon ya, güzel oluyor. Limonu niye sıkıyorsun sen? Ben limonu sıkmıyorum lan, ne alaka limon? Bayağı limon, tuz, acı biber. Antonio'ya çıkarsın da onu. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara, bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı, anı yaşaman lazım. İleri ileri, nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.